ülkemizin Cumhurbaşkanı, partinizin genel başkanına ben ilk kez bir konuda katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkarak milletvekillerine hitap etti. Ülkemizin Cumhurbaşkanı, partinizin genel başkanına ben ilk kez bir konuda katılıyorum. Şu tabloyu gördükten sonra, yani toplam 15 kişi var içeride. Demişti ki Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti'de metal yorgunluğu var. Ben de diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı, bu artık metal yorgunluğunu geçmiş. Metal yorgunluğu fırtınasına dönüşmüş. Ya da şöyle bir direniş var. Onu da çözemedim. Daha iki gün önce size demedi mi genel kurul çalışmalarını takip edin? Bir iktidar partisi grubuna yakışıyor mu? Ama ya gerçekten ciddi bir metal yorgunluğu var sizde. Kullanım süresi dolmuş. Ya da bir direniş var. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile ilgili söz alan Tanju Özcan, son günlerde gündemde olan belediye başkanlarının istifaları ile ilgili de konuştu. Tuhaf bir şey başladı. Belediye başkanları saraydaki Sayın Genel Başkanınız istedi diye istifa ediyor. Şimdi bakın, il başkanlarınıza da istifa ettirtiyorsunuz. O beni şahsen hiç ilgilendirmiyor. AKP delegeleri seçiyor il başkanlarını. Hesabını AKP üyelerine verirsiniz. Belediye başkanlarını halk seçiyor, halk. Halk seçtiği için biz de halk adına hesap soruyoruz. Niye istifa ettirtiliyor? Nedir bunlar? FETÖ'cü mü kardeşim bunlar? FETÖ ile iltisaklı mı? O zaman niye istifa ettirtiyorsunuz? Niye suç duyurusunda bulunmuyorsunuz? Niye HDP'li belediye başkanlarına yaptığınız gibi kayyum atamıyorsunuz? Ben bunun cevabını arıyorum. Peki, ikinci ihtimal aklıma geliyor, yolsuzluk. Ama ben yolsuzlukla ilgili olduğunu zannetmiyorum. Çünkü sizin belediye başkanlarında zaten yaygın bir yolsuzluk uygulaması olduğu belli zaten. Bu yolsuzluklar da sizi hiç rahatsız etmiyor. O zaman üçüncü bir ihtimal aklıma geliyor. Acaba reise gereken saygıyı göstermekten imtina mı ettiler? Bundan dolayı mı istifası isteniyor? Ya var mı Cumhurbaşkanımızın kanunda böyle bir etkisi? Ben şunu söylüyorum, bakın. FETÖ'cüyse bunlar, gereğini yapın. Üzerine gidin. Savcılara verin elinizdeki belgeleri. Yolsuzluk yaptılarsa da gereğini yapın. Ama senin kaşın üstünde gözün var, senin bakışlarını beğenmiyorum tarzında istifa ettirtiyorsanız da bu belediye başkanları direnmeli. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'la ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde de değinen Özcan şöyle konuştu. Ben Bolu Belediye Başkanı'na dedim ki, çıktım basın önünde, kardeşim dedim, en büyük siyasi rakibimdir Bolu'da. Dedim ki, eğer sen FETÖ ile bir bağlantın yoksa, eğer senin büyük bir yolsuzluğun yoksa istifa etme, biz arkandayız. Ama bunlarla bir bağlantın varsa, bu FETÖ ile terör örgütüyle veya bir yolsuzluğun varsa, git savcıya kendin teslim ol dedim. Böyle de olmalı. Zaten siz bu istifaların ben FETÖ ile mücadele ile ilgili alınmış bir karar olduğunu düşünmüyorum.